Ediyoruz. Sizler stüdyomuza hoş geldiniz. Sizler de ekranlarınızın başına. Sabrın sonundaki selameti bekleyenlerdenseniz bugün mutlaka bizi izlemelisiniz. Özellikle sabır etmekte zorlanıyorsanız sabır için bugün ruhumuzun doktoru Zafer Akıncı'nın öğreteceği ve söyleyeceği çok şey var. Sabır biliyorsunuz hayattaki en büyük imtihanımız. Çok acı bir şey ama Sabredildiği zaman meyvesi çok tatlı. Peki sabır için ne yapmak gerekiyor? Birlikte öğrenmeye hazırsanız ruhumuzun doktorunu davet ediyorum. Kim geliyor? Ruhumuzun doktoru psikolog doktor Zafer Akıncı geliyor. Tabii ki alkışlarla. <laughs> ruhumuzun gerçek doktoru burada. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hepimizin gönlünün hocası değil mi? Nasıl bizi bize güzel anlatıyor? Nasılsınız? İyiyim şükürler olsun. Uğraşıyorum. İşte bizi soracak olursanız biz de Hayırlı Ramazanlar Ramazan bu arada. Ayı. Evet. Bugün siz bize sabır öğreteceksiniz. Şimdi programdan önce dedim ki hocam ben çok sabırsızım. Gerçekten gündelik yaşamda öğreneyim çok sabırsızım. Hocam da gerçekten çok sabırlı hatta çocuğu için yaptığı bir uygulamayı bugün anlattı bana şaştım kaldım. Ve bugün hepinize tek tek sabırı öğreteceğim dedi. Sabır öğrenilebilen bir şey deneylerle, anlatımlarıyla hazırsanız az sonramıza bir göz atalım. Az sonra burada buluşalım. Evet, müşteriler için çok güzel bir menümüz var. Öncelikle söyleyeyim. Eğer iftara hala bir şey yapmaya karar vermediyseniz mutlaka Şef Fırat Siriş'i dinleyin. Muhteşem bir menü hazırladık hocam iftara. yani şöyle, şöyle bir <laughs> sorun var. Şöyle bir sorun var. İftarın menüsünü sabahtan konuşmak insanın moralini bozuyor. Bence sabrını tüketiyor. <laughs> evet. Bir de Şef orada etleri kavururken kokuyla vermiş coşkuyu etlere vermiş şeyi insan girerken bir domora uğruyorsun yani bir moral bozukluğu sabır oldu. Sabır dediğin böyle ben bir şey hocam. Ben şu an itibariyle moralim bozuldu. Size koku gelmiyor televizyondan ama etin kavrulduğu bir koku var biliyor musunuz rahatsız edici bir, bir de koku. Bir etle soğanın buluşması vardır ya böyle soğan karamelize olmuştur. Et, ne soğan, olmuştur? karamelize. <laughs> Nasıl ifadeler ya? Şimdi, Hayır bir de bana diyorlar ki yemeği seviyor. Nurvira'nınki Nur ne? Tablo anlatır gibi anlatıyor. Sanat şaheseri anlatır gibi. <laughs> karamelize nedir ya? Şimdi hocam bir dakika. Onu, onu aynı anlatırım size. Sabır dediğiniz şey zaten böyle bir şey değil mi? En zorlandığınız anda aslında onu devreye sokmanız gerekiyor. İşte mesela Ramazan ayındayız. Ee, hepimiz Allah kabul etsin. Orucumuzu tutuyoruz. Ee, bazen sabrımızı zorlayacak olaylarla karşılaşıyoruz. Kimi zaman yolda, kimi zaman işte şurada bile hani bir et kavrulurken insanın bir nefsi var ya gidip tatmak istiyor hmm. ama orada ne devreye giriyor? Orada maneviyat devreye giriyor. Sabrın devreye girmesi gerektiği yerler var. Sabır dediğiniz şey niye bu kadar zor hocam? Şimdi aslında sabrı e, doktor Jennifer Hartstein diye bir kadın var. Bu kadın çok güzel tanımlıyor. Diyor ki sabır diyor siz bir şeye ulaşmak istediğinizde beyninizde bir şey sizi zorlar ya arkadan ittirir. Ona karşı koyabilme gücü. Buna sabır deniyor. Yani bak şöyle göstereyim. Şimdi sevgili Nur Virale bir güzellik yapacağım. Hocam Ramazan Şuna... diye ağır çekimde. <laughs> Hayır şunu bir eline bir şey yap. Aldım. Hı. Şimdi bak bu, bunu da buraya bağlıyorum. Şimdi beyin nasıl çalışır biliyor musun? Ventro, ventromedial prefrontal korteks diye beynin ön bölgesinde bir yer var. Buraya dopamin diye bir hormon bir kere böyle damlatıldığında ya bir salgılandığında orası oradan bir zevk aldığında yeniden istiyor. Daha yok mu diyor beyin. Şimdi bir kere aldı ya Nur Viral. Şimdi bunu bir gerdir, gerdir. Ha, yapmayacaksınız değil mi? Gerdir sen. <laughs> gerdir, gerdir. Geldir tam güven bana. Geldir. Beyin çekiyor bunu. Bu ne istiyorsa, bu neyse yani yemek başka bir şey neyse. Hep örneklerimiz yemek üzerinde. Bak dikkat et bunu böyle <laughs> dur dur Nur. Şimdi bıraksam ne olur sizce? Ne olur en fazla oturatım da patlar. Güm diye sert bir şekilde gelir. Sabırsızlığın tam karşılığı bu işte hayatımızda bize bir bedel olur. Peki bu şunu yapıyor olsaydık Nur nasıl olurdu? Bu ağır bir şey. Bu kadınların şeyi var. Burada bizim yapımcımız var Ayda diye bir arkadaş. Bunu görünce dalga geçtim ben bu ne dedim kürdan gibi. Meğer bu ağırlıkmış böyle. Tabii kadınlar buna çalışıyormuş. Ağır bu yarım kilo. Şimdi ben bunu böyle etsem Nur ne olur? Çektir, çektir Nur. Şöyle bıraksam ne olur? Muhtemelen bu böyle dolana dolana kötü olur değil mi? Hocam bu korku türeninden çıksak artık. Hayır. Bak şimdi şu önemli. Sabırsızlık gösterdiğin şey şuysa hafif acıtır. Buysa kafanı gözünü yarar. Peki ama hayır bana öyle örnek vermeyin de mesela sabırsızlık gösterdiğim şey buysa ne demek? Hayattan bir örnek verin bana. Mesela sabırsızlık gösterdiğimiz ne olsun? Mesela neye kaç sabredemiyor oğlum? Bir örnek verin mesela Eşine Ne diyelim ki çocuğuna hayır isteyip ulaşmayı isteyip sabretmeniz gereken bir şey söyleyin. Mesela koltuk takımı alman lazım. Ama şey yapamıyorsun. Beklemek zor geliyor. Bir türlü parayı denkleştiremiyorum. Ama kredi kartına taksitten alabilirsin. Bu işte bu. Bunu aldığın anda bu sana yapışacak böyle sabredemeyip aldığı anda ...ee... Başka alacağın daha güzel şeyler kaybedeceksin. Araba istiyor canın çok. Acayip bir nesin var. Paran da yok, burcun da var. Sabredemiyorsun, nasıl için kıyılıyor. Hadi bakalım. Hadi al da göreyim diyorsunuz. Hayır, aldığın anda ne olacak? Bu kafanın gözünü yarayacak. Yani sıkışacaksın, krize gireceksin, depresyona gireceksin. Doğru. Değil yani mi? boyundan büyük işlere kalkmış Peki. olacaksın. Peki. Çok güzel bir ev var acayip ucuz acayip cazip düştü yani nasıl da güzel komşuları var aman Allah kelepir fakat kelepir <laughs> doktordan ucuza az kullanılmış kelepir bunu Ama, mutlaka almalıyım mutlaka almalısın fakat paran yok borçlusun bunu aldın mıydı ne olur bırakırsam bu işte çok kötü zararlar verir. Evi de kaybedersin, sağlığını da kaybedersin her şeyinde. Sabırsızlık, Doktor Jennifer'ın çok güzel tanımına göre işte tam olarak budur. Yani biz istediğimiz bir şeyin mantıki yaklaşımını kaybettiğimiz anda buna sabırsızlık diyoruz. Peki şimdi hepimizin sabrını ölçeceğim. Sabırsızlıkla ilgili çok şey öğrenmek istiyoruz değil mi? Mesela eğer sabırsızsanız sabrı nasıl öğreneceğiz? Hocamın inanılmaz teknik ve taktikleri var bu. Acayip de bir testimiz var ama bundan önce bir şey söyleyeceğim. Sabır bir tek istediğimiz şeylere karşı değil. İstemediğimiz şeylere karşı da sabır var. Tabii. Yani bir de senin tahammül etmen gereken şeyler oluyor değil mi hayatında? Tahammül edemediğin bir akraban var mesela. Veya mesela bu burnunun dibinde biten kız kardeşin sen olacak. Ya da mesela. Veya görümcense. Kayınvaldense. Kayınvaldense. Tabi, kayınvalide düşün, hiç sevmediğim bir tip gelinin oldu. Ya da daha acısını söyleyeyim, bu eşin ise Eyvah. Evin Deme. içinde her dakika. mi... Bu ne oluyor biliyor musun Nur? Bak, sabır kuvveti şöyle sabrı bütün Doktor Jennifer Hartstein'da kuvvet olarak tanımlıyor. Sabır bir güç. İnsanın karakterini güçlendiren bir güç. Bak. Şöyle düşünün. Bak. Görüyor musun? Bu bir güç. Biraz daha su getirelim bana. Hızlı. Şimdi bak bu... Bu herkeste var mı? Herkeste var bir miktar. Bu sabır. Peki Ama kadın, kadın erkek değişir sabır. mi? Tabii. Cizye ayrımı var mıdır sabırda? Tabii. Kadınların sorunlara sabrı daha yüksek. istediklerine sabrı daha düşük. Bu bilimsel olarak kanıtlandı. Kadın bir şey ister, istiyorsa bunu almayı... Daha böyle halası geliyor alıyordu onu. Erkek daha mı? Erkek alacağı şeylerde daha sabırlı. Neyde sabırsız erkek? Gece hayatında sabırsız. Onun bedelini ödüyor. Karısıyla arası oradan bozulan çok çift var. Tabii çok aceleci erkekler. Bir orada sabırsız. Bir de strese karşı sabırsız erkek. Yani buraya kadar dolusun ya. Yani şu. Tut bunu. Bu senin yükün. Buraya kadar. Peki şunu verirsek ne olacak? Onu bırak. Bunu tut. Bu daha ağır olur. İşte tabii. erkek erkeğe biraz daha ekledin miydi? Eyvah. Taşıyamıyorum artık. Sıkıldım. Bunu aldım böyle. Kadın yüklere karşı daha dayanıklı ama isteklerine karşı daha zayıf. Dünyada bütün alışverişi kime satıyorlar? Kadınlara. Tabii kadın isteklerine ulaşma konusunda çok daha yüksek potansiyeli var. Çocuklarına da öyle. Bir şey olmaz alalım alalım. Bir şey olmaz. Bir şey oluyor alıyorsun bir şey oluyor. Erkek canın istediği şeyler alma konusunda ...daha sabır konusunda ciddi sorun var. Eğer bidon çok dolarsa bak Nur. Eğer bidon çok dolarsa. Ay hocam taşıracaksınız. Ne olur şimdi? Sabır, Sabır taşar. taşarsa ne olur? Biz tam neredeyiz hocam biliyor musunuz? Hı. Bak. Hepimiz ama toplum olarak. Şuradayız. Şöyle. Şöyleyiz. Biliyor musunuz? Hı. Bir damlaya ihtiyacımız var. Az sonra geliyoruz. ...bu taşan sabrımızı yarıya nasıl indiririz? Hocamın çok güzel teknikleri var. Ama önce bir mutfağa gideceğim. Sabır çok önemli bir duygu. Yani sabır öyle bir duygu ki... ...isteyene, dileyene daha bile devirtebilir. Değil mi hocam? Yeter ki o gücü elinizde bulundurun. Sabretmesini bilin. Çünkü insan iki şekilde kendini belli edermiş. Her şeyin varken gösterdiğin tabır... Tabı yeah. ...ve hiçbir şeyin yokken gösterdiğin sabır. Hiçbir şeyimiz yokken göstereceğimiz sabır bizi hedefimize ulaştırabilir. Burada hemen bir açıklama yapayım mı? Buyurun. Mutfağa göndermeden. Bir kişiyi tanımak için size bir sır. Bu bilimsel Birazdan verin hocam. Mutfakta bekliyoruz. Olur mu? Bak, çok önemli bir sır vereceğim ama mutfağa gelmeyeceğim ben. Dakikalar Benim... sonra geliyoruz. Siz burada durun o zaman. <laughs> İzleyicilerimizden sabırla ilgili çok güzel mesajlar geliyor. Artık sabretmiyorum, akışına bırakıyorum demiş Sibel Hanım. Ee, bıraktım. Selse boğuluruz, ipse koparız demiş. Ne akışına yapalım? bıraktım. Sen ise boğuluruz demiş. Yani akışına bırakıyorum öyle ne gelirse. Öyle çok akışına bırakmak da iyi değil. O da başka bir e, problemli durum. Yani öyle akışına bırakarak olmuyor. Hayatta her... Şimdi bak birisi ben akışına bıraktım diyorsa o zaman gelecek şeyleri de akışına bırakabiliyor olması lazım. İstemediğin şeyler geldiğinde akışına bırakabiliyor musun? İşte bırakmak mı gerekiyor? İşte ben diyorum ki öyle akışına... Yok, yok baba yok. Ben saldım ya. Hayırlısı <laughs> ne olacak sen? Saldım çayıra. Böyle diyor bir adam, o zaman suratına karşı küfür ettiğinde et et bir şey olmaz, bir şey olmaz. <laughs> yok. Nasıl Bunu saldın? diyor olması lazım değil mi? Sen bir tane eleştiri getirdiğinde birden pantere dönüşüyor. Ama konuşurken böyle lafa geldiğinde de yok yok. Saldım rahat. Hayırlısı. böyle bir çakma sabırlılar var. Bunlar çok rahatsız edici böyle. Geliyor böyle sana. Senin kolun yorulmuş. Tut şunu. Kolun yorulmuş. Sana geliyor. Bu da böyle küçük küçük gözü yorucu bir şey biliyor musunuz? Küçük değil o. Bakayım, küçük mü? Kaç kilo bu? İki. İki az mı İki ya? İki kilo domates. Bak şöyle tut. Tutalım, tutalım, tutalım. Şimdi bak geliyor sana şeyci. Çakma sabırlı. Nur, takma bir şey olmaz. Ne olacak? Geçer. Bak, ha, benim de derdim var. Ben takıyorum mu? Şeytan diyor bunu kafana geçir. Görelim derdi. Hayır doğru böyle rahatsız edici. Ya. Arkadaş sen niye benim hayatım hakkında böyle saçma <laughs> sapan yorum yapıyorsun? Ay bu kadar olur ya. Anladın en nefret mi? ettiğim şey bir sürü derdim varken yanında yamacında yani konu komşun akraba gelip takma ya boş ver. Ya zaten başarabilsem ona takmayacağım ki. Bak ben takıyorum mu? Peki <laughs> ne yapmak gerekir böyle insanlara? <laughs> uzak durun, uzak. O sırada kaza çıkar elinizden uzak durun. Yani böyle tipler var geliyor. Ama ne takacaksın? Bir şey olmaz. Hayırlısı de geç. Ya arkadaş olmuyor. Çok zorlanıyorum. Siz şimdi reklama giderken bir şey dediniz. Hmm. Bir, bir insanı, insanı nasıl tanımak Nasıl Çok tanırsınız? Çok güzel bir sır vereyim size. Çok dikkat edin. Evlenecek reklama kişiler. Reklama giderken demişim. Mutfağa giderken. Ortak yapacak komşunuz da böyle. Mantık şu bir kişi çok sevdiği bir şeyi mesela Nur'un en sevdiği şey ne? Sürekli parmağında olan şu gördüğünüz. Hiç de alakası yok hocam ya. Kafa büyüklüğündeki yüzük. <gülüyor> <gülüyor> kafa şekli var orada. Yüzüğü aldığında kaybettiğinde Nur Viral. <laughs> Yüzüğü kaybettiğinde verdiği tepkiler gerçek. Hocam bir sabrınızı ölçeyim. Yok yok öyle değil. Şimdi bak mantık şu. İnsanları biz genelde şöyle tanıyoruz. Böyle merhabalar nasılsınız teşekkür ediyoruz. Sağ <laughs> Böyle tanıyoruz. Bunların hepsi doğru değil. İnsanlar sosyal ortamda maskelerle gezip numara yapıyorlar. Bunlar gerçek değil. Gerçeği nasıl anlarsın? Ben size ne dedim? İki tip sabır var. Bir, ulaşmak istediği bir şeye ulaştığı andaki tepkileri gerçek. İki, stres altında verdiği tepkiler gerçek. O zaman biz insanı tanırken ne yapmalıyız? Bir kere çok motive olduğu andaki kişiliği gerçek. Anlatabildim mi? Adam böyle ben kaç tane görüşmede denk geldim yani. Efendi efendi duruyor böyle normal böyle nasıl olsun falan böyle. ...adam birden motive olunca... ...canavara dönüşüyor... ...kimseyi dinlemiyor... ...böyle bir tabii aceleci... insanın olur sinirli, mu? O, mesela e, bir insanı tanımak için... ...o sinirli olduğu ana bakın diyorsunuz... ...siz hmm. ama insanın tabii sinirli on, olduğu anda da... ...vereceği o tepkiler normal değil mi? Ben sinirlendiğinde ağzına geleni sayması değil... ...verdiği tepkiler derken... ...seni mi suçluyor... ...durumlardan zeytinyağı gibi üstte çıkıyor... ...yani bunlara bak diyorum... ...yoksa adam ya bu nasıl şey... Dedi ya buna bakmayın bunu sen de diyorsun. Normal insani tepkileri kastetmiyorum burada. Benim dediğim başka tepkiler. Yani sabırsızlığın başlıca nedeni aslında stres mi? Değil. iki tane bak. Ne dedim? Bir, ulaşmak istediğim bir şeye. Ulaşamadığında o içinden bir şey seni zorluyor ya böyle. Yani bir güç seni bileğine tak. Şunu koyalım böyle. Onu sen bileğine tak. Bunu anladık hocam. Hayır, hayır. Sen bileğine tak, anlamadın. <laughs> Göstereceğim, sıkı tut. Heh. Sabır nerede giriyor devreye biliyor musun? Canı istiyor, bir ev istiyor ya. Böyle ev, böyle çektiriyor, seni seni çektiriyor. Şeytan diyor ki... Demesin. Git al. Hayır hayır şeytan, böyle şeyler yapar mıyım ben? Estağfurullah. Anlatabildim mi dediğimi? Yani bu yani çektirme var. işte tam bu noktada. Tabii çok çektiren var. İşte buna sabır deniyor. Sabır gücü bu. İkincisi de istemediğim bazı yükler karşısında doldu ya hazne. Buradaki tepkilerim bu. Eğer bir kişi sabırsızsa, aceleciyse, sırasını bekleyemiyorsa bu kişi hem senin hem kendisinin hem çevresinin hayatına zarar veriyor. Bak bunların giri güzel örnekler var. Bir tane göstereyim. Hemen görelim. Sab orada yani e, saniyelerle birazcık sabretse sonuçta bu olmayacak. İşte, i̇şte orada saniyelerle o sabır olayı var ya hocam onu başaramıyoruz ki biz. Amerikan Tıp Derneği bir şey yayınladı. Dedi ki tansiyon hastalarının çoğunluğu sabırsızlık yüzünden hasta oluyorlar dedi. Sabredemiyor adam sabredemediği için içinde büyüyor o stres böyle balon gibi şişiyor içinde bu adamı hasta ediyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Birçok tansiyon hastası çok sabırsız diyebilir miyiz? Evet. Gerçekten. Tabii tabii. Var mı aramızda tansiyon hastası olan? Şimdi genetik olanları katmayalım da hani genetik olanları vardır ama sonradan tansiyonlar var. Sonradan tansiyon görmeleri. Bunlar çoğunluğu Amerikan Tıp Derneği yayınladı bu çalışmayı. Diyor ki sabırsızlık ciddi bir tansiyon hastalık yapıcı etkisi var. Peki bu durumda hocam her durumda sabırlı mı olmak gerekiyor? Her durumda sabretmek mi gerekiyor? Değil sabretmeye gayret etmek gerekiyor. O gayret adam olgunlaştırıyor. Yoksa sürekli başına ne gelirse gelsin. Hani kafana vurdular sen yine olsun olsun hayırlısı hayırlısı ne yapalım. Böyle bir tip yok yani böyle <laughs> problemlisindir yani böyle her şeye. Yani elinden tutup yüzüğünü de alıyorlarsa hayırlısı kısmet değilmiş. Kısmet değilmiş ya. Bunu diyemezsin zaten. Bu normal değil. Bizi sabır diye anlattıkları şey yanlış şey. Şimdi bir de sabırla tahammülü birbirinden ayırmak lazım. Nedir o? Nasıl ayıracağız? Tahammül ne? Tahammül. Tahammül nedir sizce? Tahammül işte. <laughs> Bir şeye tahammül etmek Sohbet şu demek, etmek. Tabii. bir şeye tahammül etmek, gözün hala o şeyin içinde, oraya odaklısın, istemiyorsun, kendini de dolduruyorsun ama dayanıyorsun, katlanıyorsun. Evet. Bu adamı hasta ediyor. Sabır, dikkatin başka tarafa kayıp, bunu unuttuğun halde dayanma hali. Gözünü dikip bakarak dayanırsan da bir süre sonra dayanılmayacak hala. O yine. zaman biz hepimiz tahammülsüz müyüz? Tabii, tahammülümüz niye bitiyor? Bunun gibi doluyor. Çünkü gözün hala olayda. Adamın birisi geldi kalbini kırdı Nur. Evet. Değil mi? Canını yaktı. Ben bile yaşadım yani. Hepimiz yaşıyoruz değil mi? Kalbimiz kırılıyor. Moralimiz bozuluyor. Yalan söyleniyor. iftira atılıyor. Doğru mu? Doğru. Habire aklın fikrin orada. Habire kalbimi niye kırdı? Her boş kaldığında Bana ona düşer. Ben benim gibi bir adama yapılırım. Ya bunu düşünürsün. Düşün, düşün, düşün. Doldurursun. Ne olacak? Ya hocam en olmuyor ki ama. Yani Bunu yapmak çok zor. Zaten bunu başarabilirsek hayatı o... Başarabiliyorsun. O iksirini çözmüş oluruz yani. Başarabiliyorsun. Nasıl başaracağız? Çok kolay. Yani bu benim her dakika gözüm önündeyken... ...ben bunu görmezden gelip sabır etmeye gerçekten başarırsam... Ben bunu inkar edelim demiyorum. Ama buna dikkatimizi bunun üstünden çekmeyi başarabiliriz. Nasıl yapacağız? Çok kolay. Nasıl odaklanacağız? Ya Burada böyle bir sorunumuz varken bunu unutup başka bir şeye nasıl odaklanabiliriz? Çok kolay. Nasıl hocam? Bak ben hemen geliyorum Nur. <laughs> ee, burada geri kalan kısmı sabrı ben anlatmayacağım tabii ki. Hocam bugün gerçekten sabrımızı sonuna kadar Bak. zorlayacak. Bak. Ama emin olun bu geldim. programı izledikten ben sonra sabırla ilgili ben çok geldim. şey öğreneceğiz. Buradan Bak şimdi. Hocam. Bu seni rahatsız şimdi eden, Size tahammül etmedim farkındaysanız sabretmeye çalıştım. Odağımı değiştirip. Yüzüğünü alırım Nur. <laughs> şimdi bak. Bak şimdi. Sevmediğin ot. Burnum burnunun dibinde bitermiş. Dibi. Dibi Nur'un burnunun dibinde bitti bu ot. Tamam mı? Şimdi bak buna iyice yaklaş yakından bak. Sürekli konuşursan konuşursan bu burnun dibindeki ot en sonunda gözüne girer. Doğru. <laughs> Yaklaşma buna bu kadar. Ben diyorum ki bak, bu burada dursun. Sen sağa döner misin Nur? Biraz daha mı? Görüyor musun şu an otu? Göz bunu cile görüyor. Peki. Şimdi sola dön. Bana doğru dön. Bana doğru dön. Bana doğru dön. Otu görüyor musun? Görmüyorum. Nur? Heh, ne oldu ot? Otun varlığını inkar et demiyorum. Sana yaptığını inkar et demiyorum. Ben diyorum ki dikkatini değiştir. E hoca hayat böyle bir şey değil ki sağa dön, sola dön. Böyle bir şey, o... böyle Hayır bir şey. Hayır hocam ya. Böyle bir da şey. bu ot burnunun dibindeyken bana istediği kadar kim ne derse desin sağa dön, sola dön. Benim aklım bir kere burada. Heh, bir kere benim ben aklım bunu değiştirme Ben de onu bunu diyorum. Yönünde. Aklım bunu değiştirebiliyor. Biz, ben uzun yıllardır Nur'la beraber size bunu anlatmaya hocam, çalışıyorum. Hocam diyorum ki bu benim kayınvalidem. Temsili ver, sakın yanlış anlamayın. Kayınvalidemi de severim bu arada. <laughs> Temsili. Ya da işte kocan. Hı. Ya da ne bileyim, görümcen. <laughs> ya at da elinde kalıyor. Kocam desem o alınır mı? Kaynanam desem bu alınır mı? <laughs> benim Sizinle kaynanam. Şey tamam mı? Böyle hey Eee, tamam. Çok yürekli gördüm sizi. Tabii, benim kaynanam. Şimdi, bu benim... Benim kayınvalidemle <laughs> aram şahane. Gerçekten çok şahane. Çünkü gördüğünüz üzere... Çok sevilesi bir tipim. Değil mi? Evet. İyi damat tipi Gerçeği kayınvalideye sormak lazım. İçi tamam. seni ne düşünüyorsun? Siz dur, çok mükemmel dur, bir insansınız. Dur, dur. Kayınvalidemle aram sıkıntılı. Habire bir hareketleri batıyor bana. Hadi Değil dön mi? görme. Ben o sırada onunla beraberken o hareketlere odaklanmıyorum. Başka bir şeye odaklanıyorum. Bunu yapabiliyorsun Nur. Hocam bunu nasıl yapıyorsun? Bana çok bunu basit. öğretin. Ben bunu Sen önce Sen önce bak. Bunu... Şimdi kayınvalidem evimdeyken, burada dururken, durmadan bana böyle laf sokarken alttan 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 iğneyle. Hadi mutfağa git bir şey yap. Orada homurdanmaya devam ediyor. Sen onu duyuyorsun. Tamam. E duyduğun bir şeyi, gördüğün bir şeyi nasıl görmezsen geliyorsun? Hemen, hemen düzeltelim. Hemen düzeltelim. Bize çok sevdiğim bir şarkı söyle. Ay hocam yapmayın şimdi seyirciler ay, de ay alalım. ay şişeye de görün şu hareketlere de ay şöyle <laughs> tüt 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 ya söyle geç ünlü ya hocam. şarkıcı Nur Viral. Ama hocaya söylemeyeceğim ha. şarkı falan. Ha. Söyle söyle. Hafif sesle söyle ben bir şey göstereceğim. Hep hocam sanat yönüm orada. <laughs> evet. <gülüyor> şeyi söyle. Neydi senin Bağdat. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Viral, sen var ya çok sık Bak gördün e, mü bak. Sizi. Heh. Ben diyorum ki kendini şarkına ver. Kafanın içindeki şarkıya ver. Şimdi bir tersini yap. Nerede bizim e, İpek? İpek gel buraya. Bak şimdi size göstereyim. İpek Nur Viral'in. Çıban başı. Ya kayınvalidesinin ellerinden öpüyorum Nur Viral'in ama. Şimdi bir örnek vermem lazım. Ne olur kusura bakmayın. Kayınvalide şeklinde düşünün. Biraz gel bu tarafa. Heh geriye biraz daha. Şimdi bak, İpek böyle duruyor ya. De ki, seni hiç sevmiyorum, senden hoşlanmıyorum. Böyle fıs 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 moralini bozmaya çalış. Hı. Ben hiç sevmiyorum, musun? Sen de içinden kendini doldur. Sen de de ki, beni hiç sevmiyor zaten, yeter artık, yeter artık. Böyle. Oğlum böyle. evlenmeni hiçbir zaman hiç... sanki ben seni çok istedim. Hı. Keşke sen an... olmasaydın. Oğlum bak, şu an ne oluyor, biliyor, biliyor musun? De... <laughs> sen benim kayınvalidem olmasaydın. He, bak, şu an ne oluyor biliyor musun bak? Bu, bu ota giderek yaklaşıyorsun Nur. Kastettiğim bu. Peki şimdi yine konuş. E bu Hemen... ot hep zaten dibimde hocam. Heh, sen yine söyle şimdi aynı şeyleri. Sen şimdi şarkı söyle kafanın içinde. Ben dünyanın Daha sesli. büyük aşığı olabilirim. Hı. Sen say. <laughs> ki... Ne oldu Güzelim, ya? Güzelim saydırsana. <laughs> Saydır. Tabii, ekipten tiyatrocu olunca böyle oluyor. Kızın doğasında yok, ne yapsın? Bak, şu naif kızdan böyle bir kayınvalide çıkarmak, ben kayınvalide olayım. Ama bu, sen şarkı söyleyebilir misin? Yok, o zaman gel kayınvalide ol. <laughs> ben biliyorum söyleyemeyeceğini, o yüzden. Şimdi sen yüksek ses, bunun sesini Be bastırarak söyle. İpekciğim, al. <laughs> Saydır. Sen ne Sanki. kadar uyuz bir ben insansın ya. Seni hiç sevmiyorum. Hiç ailemize girmeni dışarı istemedim. Sen, yani? seni hiçbir zaman ben sevmedim. Hiç oğlumla evlenmedim. Hocam düşündüm. siz de beni şarkıcı yaptınız. Nur <gülüyor> söyle. <gülüyor> Halk bir şey anlayacak. Ay hocam utanıyorum söyleyemiyorum. Allah'ım. <laughs> Hocam bir dakika, bir saniye. Türkiye'nin en Ho ünlü programcısı... Türkiye'nin en iyi psikoloğu bir şarkı söyle hocam. Benim Siz sesim tam... kötü. Yok, var ya bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Zafer Hoca'nın <gülüyor> sesini <gülüyor> bir dinlemeniz lazım. Ve üstelik Zafer Hoca'nın e, bazı sanatçıların ses taklidini yaptığı... ...ve birebir benzettiğini söyleyebilirim size. Olağanüstü bir sesi var Zafer Hoca'nın. her zaman yaptığı gibi beni bastırmak için hiç ortaya sundu, yok. ortada bırak. Ya arkadaş niye bozuyorsun? Halk öğrenemiyor. Tamam, ben diyeyim ki başka şarkı Yüksek söylüyorum. Yüksek sesli, istediğin <laughs> <binyo. gülüyor> <"Seylonu."> gibi. hiç, <laughs> <seymiyorum>. hiç <laughs> zaman <abimizi giymeni> <laughs> Nereden geldim, oğlumu hiç Sın anlamadım. <gülüyor> 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 ben kalsın. diyorum ki kafanızın içinde ne konuşuyorsanız <laughs> siz osunuz bir gün içinde ne kadar tekrar ediyorsanız osunuz buna ruminasyon sendromu deniyor. Bilisel şema oluşturduğunuz tablo böyle oluşuyor işte. İçeriden inner voice. konuşa 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 şemayı şişiriyorsun. Ya ben Ondan şunu anlamıyorum hocam tamam burada kayınvalidem konuşurken şimdi bu tabii bu bu bir bir e, sorundan yola çıkarak örnekliyoruz. Hı. Bu sizin için herhangi bir sorunsa. Hı. Ben bunu nasıl başaracağım? Yani o şarkı mesela e, o beynimdeki şarkı içimdeki o çiçekler nasıl açacak? Ben bu olaya nasıl tahammül edebileceğim? Mesela siz nasıl tahammül ediyorsunuz normalde? Tırnaklarımızı yiyoruz dizi... edemiyoruz. Hayır bir Bak, dizi. Tansiyon hastası olduk. Bak bir dizi film izliyorsun. Dizi filmin içine dalıyorsun. O sırada hayattan kopuyorsun. Ondan sonra rahatlıyorsun değil mi? Veya Nurviran'ın Instagram'ına giriyorsun. Bakarken böyle hayattan kopuyorsun. Doğru mu? Ben diyorum ki seni stresinden koparacak. Böyle bazı faaliyetler zihinsel faaliyetler geliştir. Bu bir sürü şey olabilir. Şiir ezberleyebilirsin. Ramazan diye Kur'an ezberleyebilirsin. Sure ezberleyebilirsin veyahut Hocam ee, ben ismini unutuyorum diyeceksiniz seyircilerimiz <laughs> şiir ezberle şeyiz ben. Ben ezberlememle Daha... ilgilenmiyorum. Ben diyorum ki beynini meşgul edecek bir şey bul. Bulmaca çözebilirsin. Bak ne yapıyorsan kendini meşgul et. Yeter <laughs> ki dikkatini şuradan başka tarafa ver. Hiç Şuna bir yaklaşıp yaklaşıp böyle. Bir hobisi olan var mı stüdyomuzda? Böyle. Bir hobisi olan var mı? Kendini normal rutin işleri dışında ya da ekran başındaki seyircilerimize de soruyorum. Rutin işleriniz dışında yani işte çamaşır, bulaşık, ev işi, yemek falan bilmem ne derken bireysel olarak hobiniz var mı? Yürüyüş. Örgü var. Yürüyüş var. Yürüyüş var. Yürüyüş var. yürüyüş var. Takı yapıyorsunuz. Yürüyüş. 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 Şimdi hocam görüyorsunuz yürüyüş diyenler Yalnız, var. Yalnız yürüyüş de burada önemli. Yürürken ne düşünüyorsun? Çünkü boş vakit ya. Mikrofon ne ne mi? ya, bir mı? Şu şey mikrofonu düşün. alabilir miyim? Lütfen. Ne düşünüyorsunuz? Bir peki şey size... düşünüyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Her şeyi unutuyorum. Yürürken. Çok güzel şeyler düşünüyorum. Gerçekten mi? İnanın Sanım öyleyim. Olarak. Gerçekten, gerçekten samimiyim. Normalde zaten ben kendimde çok pozitifim. Her şeyi bütün negatifi pozitife çok çabuk çeviren bir insan. Nasıl başarıyorsunuz peki bunu? Ee, görmüyorum, duymuyorum. Ee, Zafer hocamın dediği gibi e, yani o an bir ses geliyorsa bana ben e, kendimi başka şeylerle meşgul ediyorum. Mesela en son nasıl bir ses geldi kulağınızda? Nasıl böyle bir e, zorlukla karşılaştığınızda görmediğinizi, duymadığınızı, bilmediğinizi algılayabiliyorsunuz? Ne yaşadınız? Hangi konuda olursa olsun Nurcuğum gerçekten üzerinde hiç durmam olayların. Ee, ...gerçekten öyleyim. Süper tamam ben bunu anlıyorum ama hiç durmama olayı çok. Gerçekten öyleyim. Yani nasıl başarıyorsunuz ee, o an, bunu? O an şey yapıyorum ama çok çabuk yani duymuyorum görmüyorum bunu ben yıllardır bu şekilde böyle kendimi başardım. Peki ben size Sizin bir şey Sizin herhalde kişilik yapınız böyle şimdi hocam aslında işin sırrı kilit noktası burada çözülüyor. Bak ben sana bir şey göstereyim. İpek teşekkür ediyoruz teşekkür sana. Teşekkür ettim İpekciğim. Buna daha yakından bakarsan Nur bir süre sonra moralin bozulacak. Ben bunu diyorum. Bak şefimiz biraz önce ne yapıyor? Gerçi Nur Viral... Hocam olayı... bunu anladık. Bu yakın yakın bakma bakma Dur, diyorsunuz Dur göstereceğim ben. şimdi. Nasıl oldu? Çözümünü anlatacağım. O zaman bırak bir dakika. reklama gidelim. Olur mu? <laughs> olur, Nur, olur Nur. Hemen olur. geleceğiz. Olur. Evet. Ekran başı yeni gele, geçen tüm seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Ee, Mesajlarınızla bu arada hocam anlatırken siz de programımıza dahil olmuşsunuz. Çok sağ olun. Özellikle ikili ilişkiler konusunda eş ve e, kayınvalide gelin. Görünce ilişkisine lütfen daha fazla değinin diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Büşra Özlem Yavuz. Hayırlı sabahlar Nur Hanım ve hocam. E, ben dinlenmek için oturduğumda bile kafamın içindeki ses sürekli konuşuyor demiş. Bekleyen işlerin yapılması gerektiğini söylüyor. Beni aşırı rahatsız ediyor. Boş ver, sabret, hepsi olacak diyemiyorum. Öyle anlarda çocuklara karşı, eşime karşı çok ciddi bir sabır problemi yaşıyorum demiş. Büşra Hanım bu hayatta yalnız mısınız? Elbette değilsiniz. Hangimizin oturduğumuz zaman kafamızdaki o iç ses konuşmuyor ki. Oturduğun zaman televizyon izlediğin zaman, örgü ördüğün zaman hep diyoruz ya demesi kolay ama yapması çok zor. Ama şu dakika itibariyle Zafer hocam bunu bu konuya Nasıl mücadele edeceğimizi anlatacak. Hadi hocam. Şimdi bir, Çok önemli bilgiler verin bize. Çok bu önemli çözerim. bir şey söyleyeyim. Ama ondan önce size e, bir şey göstermek istiyorum. Bir tane teyzemiz var. Bir videomuz var. Size göstereceğim. Bu teyzemize aceleci bir şoföre denk geldi. Hiç siz aceleci şoföre denk geldiniz mi? Çok. Çok. Nasıl taciz ediyor? Nasıl trafik terörü oluşuyor? Bir tane teyzemize bir hareket yaptı biri. Bu gerçek bir video. Başına gelenlere bir bakın. Gerçekten e, sabırsız olan Alt insanlar... Kalk üstü başı batmış falan. ...hay bir de yani teyzemizin yaşı belli. Hani yürüyüş zaten yürüye, yürüyebilse zaten yürüyecek. Ama bunu siz de yapıyorsunuz. Neyi? Kime Onu? karşı? Tabii bunun versiyonunu. Kime karşı? Şimdi sevgili Nur. Efendim sen hocam. Gerçekten programı bence çok iyi sunuyoruz. Yavaş konuşanları biliyor musunuz? Ay hocam sinir olurum. He. <laughs> Ağzından kelime Adamın tabiatı öyle ya. Adam yavaş konuşuyor. <laughs> Nur Viral'in programında hepimiz Ay. gerçekten çok diyor. Hadi ya hadi sadede gel. <laughs> Bir biri bir şey anlatırken. E i̇şte bu teyzeye yapılandan farklı mı bu? Adam kızdanamıyor, hızlanamıyor ya. Öyle konuşamıyor. Böyle adam. E, sabırla ilgili insan tipleri var değil mi hocam? Tabii. O yüzden şimdi birazdan bunun çözümünle ilgili o yarım kalan şeyi göstereceğim ama madem Nur girdi topa ben de ilerleteyim. Bizim tiplerimiz var. Aceleci tipler, sabırsız seni böyle rahatsız ediyor, taciz ediyor. Biliyor musunuz? Hiç denk geldiniz mi öyle? Ortalık birden strese giriyor. Benim çok yakından tanıdığım biri var. Hadi 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 kalkalım hadi. Hadi çabuk hadi. çabuk çabuk. Evet. Benim öyle çok yakın bir kız arkadaşım var. Mesela e, evine çaya kahveye gidiyorsunuz ya da yemeğe gittiniz değil mi? Daha hani. Çorba kaseniz havadayken, kaşığı son kaşığı alırken tabağı elinden alır, hemen diğerini getirir, hemen sofrayı kaldırmak ister. Hiç daha böyle, böyle bir şey. En son çayını yudumlarsın, hadi tamam artık bunu kalıp hadi artık salona geçelim der. Ben şimdi bu şefimizle tanışıyorum. Babasıyla daha iyi tanışıyorum bu şefimizin. Öyle Babası mi? da tabii iyi bir şef. Ee, beni besleyen arkadaşlar ee, sık sık. <laughs> o yüzden tanıyorum, iyi tanıyorum. Şimdi şöyle garson tipi var biliyor musunuz siz? Geliyor. Bak. Geliyor. Böyle. Abi alayım mı diyor. Elini uzatmış. Arkadaş dur ya. Niye acele ettiriyorsun bize? Alayım mı diye sormadan alıyorlar hocam. Direkt alanı var. Çok kötü ya. Sen ne yapıyorsun? Bunu Ramazan'da düşünün. Bak Ramazan'da hiç sevmediğim bir uygulama var. Beni Ramazan'da evine davet eden kişilere ...özellikle söylüyorum... ...yapmayın bunu, gelmem evinize. Ne biliyor musun? Oturduk mu... ...gidiyor içeriden çorbayı getiriyor. Ben içeride nasıl bir yemek var... ...ön göremediğim için... ...kendimi çorbaya göre organize ediyorum. Ekmekle. Sonra pat salata geliyor. Sonra bir parça daha bir yemek gibi bir şey geliyor. Ondan doyuyorum... ...arkadan geliyor da geliyor... Ölümü öp. Ye. Yeah. <laughs> ya sen nasıl bir rahatsızsın? Ya? Bana ben niye böyle bir işkenceye maruz tutuyorsun? Ne yapsın hocam? Hepsini masaya mı sermesin? Tabii ki? ki. Beni davet eden kişilere söylüyorum bak. Hepsini göreyim ben ne var ne yok. Şimdi misafirim bak. Geldiğim yerde sorsam ayıp olmaz mı? Desem ki neler yaptınız acaba? <laughs> derler ki yani görgüsüz. Hayır, mi? görgüsüz derler. Demezler mi? Hayır gelip desek ki oturdum ya. Neler yaptınız hadi bakalım neler sayalım. Böyle desem kötü ve itici durmaz mı? E siz de az az yiyin hepsinden. Ya hepsinden az az yiyeyim de arkadaş akşama kadar sabretmişim. Açım ben ya. Açım. Nur Virel'e Ramazan'da bir video gönderdim. Evet. Sen izledin mi onu İzledim. açım diye? <laughs> Soruyorlar nasılsın? Ramazan'da açım biz diyorum. biz değiliz. Açım diyorum ben ya. Hayır, o sırada getirmişler önüme bir parça. Sonraki yemekler sırayla gelecekte yiyeceğim. Bak i̇şte, bu bir sabır ama imtihanı. Ama hocam evet. Ramazan'ın en büyük bizler için imtihanı ve şeyi nerede? Ama bak, esas nokta bura değil. Nerede biliyor musun? Ben yarım kaldım. Ben bu duygu ve düşüncelerle, bu pozitif görüşle az az yedim, aç kaldım. Niye? Gelmedi. Arkası yokmuş. Ablam bu kadar yapabilmiş. Ev sahibine de şunu diyemiyorum ki ayıp değil mi arkadaş aç kaldım bu nasıl halde diyemiyorum. Az az yedim az az yedim gelecek beklentisiyle gelmedi sonra da geldi ev sahibesi dedi ki hocam dedi beğendiniz mi yemeği? Ee, devam edeyim. <laughs> güzel güzel. Hayır nasıl bir pozisyon? Hocam demek ki yemek konusunda siz çok sabırsızsınız hayır. Her insanın sabırsız olduğu hayır, bir konu hayır, var Çok sabırlıyım. Sabrımdan aç kaldım. Ses çıkartmadım diye aç kaldım. Sen? Hangi konuda mı sabırsızsın? Evet. Ben de böyle e, ağır iş yapıldığı zaman. Yavaş. Yavaş. Mesela yine kendi arkadaşımdan örnek vereceğim. Çok seviyorum benim en yakın en yakın arkadaşlarımdan bir tanesidir. Mesela bir salata yapar. Yemin ediyorum o hıyarı 50 saatte yıkar, kurular, böyle şöyle 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 doğrar. <laughs> o sırada sen diyelim ki... Atıyorum. Zayıf mı bu kişi? Zayıf. O yüzden işte. Yoruluyor, yapana kadar yoruluyor, yiyecek mecali <laughs> kalmıyor, yemiyor. Hayır şey hocam? Kiloluyla zayıf olanlar... Bence bu... öyle, ben ya dikkat ettim. <laughs> Acelecilerin hepsi şişman. Aldır, 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 aldır. Hocam bir de neye tahammül ediyorum? Söz kesenlere. Bu çok, bu çok yaygın. Şimdi ben bir tane video hazırladım Nur. Onu izleyelim. Burada herkese biz sabır testi yapalım. Sabırsız mısınız, değil misiniz? Analiz edelim. Can, Arkada buradan... geliyor sıraya, giriyor. Bir an önce nasıl edeyim? Nasıl edeyim öne geçeyim? Böyle trafikte çok denk geliyorum. Adam bir sürü numara yapıyor, bir araba öne geçiyor, bir araba. Ne oluyor? Ben çoğunlukla ya? yol veriyorum. Keş diyorum hani bir kazaya sebebiyet verecek. O kadar stres sıkıştırmış ki adamı. Belli o kadar sabırsız ki, bir böyle hareketler, bir böyle hareketler arabayla geç diyorum ya geç. Hani ne olacak? Verdiğiniz bütün örneklerden anladığımız kadarıyla aslında çağımız insanı çok sabırsız. Çok. Çünkü neden? Teknoloji hepimizi çok sabırsız bir hale dönüştürmüş. <laughs> Şimdi bir sorunun cevabı. Hocam son dönemde neden boşanmalar arttı? Neden biliyor musunuz? Sabırsızlık yüzünden. İnsanlar birbirine tahammül etmiyor idare etmiyorlar. Bak beni en çok eleştiren insanlar ne diyorlar biliyor musun Nur? Böyle saçma sapan mecralarda böyle e, evlenmemiş, barklanmamış, hayatı tanımamış genç böyle arkadaşlar. Oturuyor böyle internetten millete iftira ediyor ya onlar mesela. Diyorlar ki Zafer Akıncı, Doktor Zafer Akıncı ee niye hep böyle kadınlar şöyle yapsın böyle yapsın diyor. Ne diyeyim boşanın mı diyeyim. Bu mu? Diyorlar zaten. Yani bir sürü uzman diyor ki boşanın. Ben boşanmayı uygun görmüyorum. Bazı durumlarda boşanmak doğru. Çoğu durumda değil. Neden boşanıyor insanlar biliyor musun? Tahammülü yok. Peki soru şu. Sen çocuğunu boşayabiliyor musun? Anneni boşayabiliyor musun? E kendini boşayabiliyor musun? Ya eşine de biraz tahammülünü biraz da artır ya. Tamam hataları var. Senin de var hataları. Biz nasıl yol alalım? Yani o boşansın, bu ayrılsın, bu bıraksın. Millet çoluğunu çocuğunu bırakan, şu an gençlerde görüyorum ben. Çoluğunu çocuğunu hiç arayıp sorduğu yok adam. Eskiler var ya, o kadar karakterli insanlar tanıyorum ki ben eskilerde. Boşanmış hanımına. Herhangi bir mahkeme eskiden şey de yoktu böyle nafaka bilmem mahkeme işleri de çok böyle değildi. Adam karısına ömrü boyunca düzenli bakıyor eski eşine. Evlenmiş boşanmış adam. Eski eşine bakıyor. Şimdi insanlar sesini duymaya tahammül ediyor. Ya bunu ne yaptı bu insanlar da sen böyle bir noktaya geldin? Sabrımız tükendi. Bak burası çok önemli Nur. Biz hayatımızda şu kararı vermek zorundayız. İster evli olun ister bekar. Ben annemin bazı hatalarına tahammül etmek zorundayım. Ben babamın bazı şeylerine tahammül <laughs> etmek Ben çocuğuma, ben eşime tahammül etmek zorundayım ben kendime. Buradan da ne geliyor biliyor musun? Hayatındaki bazı problemler. Biz buradan kaybediyoruz. Peki bu şu testi bir yapalım mı yapalım, hocam? Yapalım. yapalım. Ee, lütfen hepimiz aynı anda yapalım. Bakalım gerçekten hepimiz sabırsız mıyız? Ya da kendinizi sabırlı zannedip de sabırsız olabilir misiniz? Hadi bir test uygulayalım bakalım. Kim ne kadar sabırlı? Şimdi Nurgül biz bunu canlandırmalı yapalım. Doktor Elizabeth Rendon diye bir kadın doktor. Bu çok başarılı bir kadın. Onun bir çalışması. Ben şimdi size bazı şeyleri canlandırmalı uygulayalım diyorum. Bunlardan bu size sayacağımız 9-10 maddenin 5 tanesi varsa sabırsızsınız. Peki. Başlıyoruz. Birincisinden başlıyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Ne kadar hızlı konuşuyorsunuz? Laf bitmeden bir anda böyle her şeyi pat 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 söyleme isteğiniz ne kadar var? Böyle bir tip tanıyor musun işte? <laughs> <laughs> Tanıyorum. Nasıl yapıyorsun mesela? Yani o anda aklında bir şey geliyor ve hemen söylemek istiyorsun. Yani <laughs> Anladın mı? Bu. Bunu sürekli yaptığında karşı taraf için çok yorucu. Bir mevzu konuşacaksın. Anlatıyor pıt 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 Sistem çözüyor. Ben bu kadar şey domates doğruyamıyorum bu kadar şey ya. Be beynin almıyor yani böyle tık 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 tık. Doğru mu? Eğer çok hızlı konuşuyorsan. Bir anda içindekini boşaltasın varsa. Habire habire sıçrıyorsan bir yere konuşurken. Buna bir tik atın. Evet deyin. Yani siz sabırsız olma ihtimaliniz artıyor. İkinci en önemli sabırsız tipi. Kim biliyor musunuz? Sözü kesenler. Şimdi senden istesem Nur. Ben bir şey anlatırken sözümü kessene. Şimdi Nur. Bir kere Nur'un bu yeni saç, saç modeli güzel olmuş değil mi? Bence saçların çok yakışmış Nur. Değil mi? Kıyafetiyle bir bütün olmuş. Sağ olun hocam. Ayrıca e, bu sabır... Böyle söz kesmem. Gördün mü bak? <laughs> Ama bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Ya bir şey söyleyecektim. Böyle oluyor. Şöyle oluyor. Pat sözünü kesiyor. Sen de nerede kalmıştın gitti kafada. Tabii. Hani bir şey mi? anlatırken. Baksana bir şey sok. Çünkü senin kafanda o anda başka bir şey var. Ve onu hayata sokmaya çalışıyorsun. Durup dinleyemiyorsanız sabırsızsınız. Durup dinleyemiyorsanız sabırsızsınız. Üç. Aşırı hızlı yiyorsanız sabırsızsınız. Tık 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 adam gerçekten transa giren adamlar var yemek yerken. Biz Nurviralle sabahları kahvaltı yapıyoruz. Birbirimizi testten geçirdik. Allah'a şükür. Nasıl? Sohbet ede ede. Dedikodu yapma isteği çok onu söyleyeyim. Ben, biraz ben biraz tabii hafif eşlik ediyorum gönlük almasın diye. Yoksa istekten değil. Tamam. Ama kahvaltıyı yavaş yavaş sohbet ede ede. Sindire sindire. Sindire sindire. Ama bazı tipler var tamamen kapanıyor. Aldır, 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 aldır. Mesela sen Gördün çorbanı mı? içmişken o tatlısına geçmiş çayını yudumluyor. Ondan sonra da sana baskı yapıyor. Hadi ya, hadi ya çay nerede kaldı? Çay nerede kaldı? Çayım nerede? Peki. Yemeği hızlı yiyorsanız da sabırsızsınız o zaman. Evet. Buna da bir tık atın lütfen. Çok önemli bir maddemiz var. Bu çok önemli. Bu nurda hiç yok. Ama çoğu insanda görüyorum ben bunu. Sakarlık çocuğunuzda sakarlık çoksa sabırsız, dürtüsel olma ihtimali var. Bak bu bilimsel bir çalışmadan alınma. Sakarlık ne demek? Şunu alırken bunu döküyor. Bunu alırken şunu döküyor. Şuradan geçerken bunu şey yapıyor. Sağ sol yani oto kontrol yapamıyor vücuduyla ilgili. Anlatabildim mi demek istedim. Evet, sonu sakarlıkla da olsa hızlı hareket ediyorsa mutlaka sabırsızdır diyorsunuz. Tabii. Peki, Beşinci madde. Beşinci madde bu çok önemli. Yürürken çarpışıyorsa sık sık birileriyle. Bu oluyor mu? Mesela sende. Yok. Ünlüsün diye mi? Millet sana çarpmıyor. Sen ne tam alakası var Sen hocam. tam çarpacakken Millet Nuran'ın bir fotoğraf. Herkes öyle. <laughs> Tabii. Bizim gibi sıradan insanlar normal yürüyor. Ama nur viral öyle mi? Hocam Yürürken... ne yapıyorsunuz şu anda hayır Ne hayır Yapmaya hayır, çalışıyorsunuz hayır, sen Ramazan sen Ramazan. Hayır. hayır, şunu söylüyorum. Yürürken çok sık çarpıyorsanız birilerine sabırsız olma ihtimaliniz yüksektir. Bu bizim için çok önemli. Şimdi bir şey daha var. Eğer hormonal bozukluğunuz yoksa çok terliyorsanız sabırsız olma ihtimaliniz var. Bak. Şuradan bir tahta getirir misiniz? Ben aynı zamanda hocam anlatırken tahtaya da yazayım. Bu, bu saydığımız maddeler aslında hem sizi hem çocuğunuzu o kadar ilgilendiren maddeler ki... ...bunları lütfen bir kenara not alın. Çünkü sabırsızlık insanı gerçekten çok zorluyor ve doğru karar vermenizi engelliyor. Akşama hemen test yapın. Çocuğunuza Siz devam edin hocam. Yapın. Benim elimde var zaten tamam. onu ben birebir yazacağım. Tamam. Altıncısı aşırı terlediğiniz oluyor mu dediniz. Tabii bu bir de şey önemli yemek yerken veya... Bir şey yaparken çabuk nefes nefese kalıyor musunuz? Yani çok böyle hızlı hareket edeyim, bir an önce yapayım diye böyle ortalığı şey yapıyor musunuz? Bir de sinirli ve çabuk öfkelenen insanların sabırsız olduğuna dair bir çalışma var. Ne yazık ki. Yani sinirli ve öfkeli, öfkeli. Çabuk insanı. sinirlenen insanlar bir anda birden parlıyor. Nerede bu çay? Nerede böyle oldu? Ne böyle oldu gibi. Çabuk sinirlendikleri Tabii. zaman. Bir kuyrukta beklerken, beklemeniz gereken zamanda beklerken çabuk bunalıyorsanız, sıkılıyorsanız, öfleyip püflüyorsanız, ortalığa bir stres dalgası yayıyorsanız ciddi ben bir geldi sıkıntınız hocam. var. Ben geldim tamam. Ben burada şimdi yazacağım. Bu şey çok önemli. Ne olursunuz buraya iyi odaklanın. İnsanlar eğer çevrenizde mesela çocuğunuz olur, eşiniz olur beklemeye ne kadar tahammülü yoksa o kadar sabırsızdır. Bir kere buna iyi odaklanın. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim size. Bu da önemli. Aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışan kişiler sabırsızdır. Böyle oluyor mu aranızda? Evde bazı kadınlar yapıyor bunu. Şunu da yapayım. Aynı anda bunu da yapayım. Bunu da. Aynı anda üç yemeği kastetmiyorum. Birden fazla iş yapmak. Ve sağlıklı da yapamıyor üçünü de. Doğru düzgün yapamıyor. Mesela e, evi temizleyen birisinin telefondan konuşup o sırada telefonunda bir şeye bakıp evi temizlemesi mümkün mü? Hayır değil. Neden mümkün değil? E çünkü beyin aynı anda bir şeye odaklanabiliyor. Çok önemli bir şey daha var. Eğer yeteri kadar beklerken aşırı gerginlik oluşturuyorsanız bu sinir stresi yiyorsanız... Sabırsızsınız. Mesela adam eve geldi, yemek bekliyor. E kadın da hazır böyle değil ki yemek ısıtıyor yani yapmıştı ısıtıyor. Şimdi o yemeğin gelene kadar ki süreçte adam sinirleniyorsa sabırsızdır. Yemek bitti, karnı doydu, çay gelene kadar sinirleniyorsa sabırsızdır. Bu çok önemli. Bu sabır testini çocuklarınıza mutlaka uygulayın. Mesela son dönemde mesela sabırsızlıklarda en çok ne ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Sürekli yemek seçen tipler çıktı. Bu sabırsız çocuklarda var. Hocam ben şimdi tahtaya yazdım. Sizden Hı. şunu rica edeceğim. Bunun bir fotoğrafını fotoğrafınızı fotoğrafını alın. Çocuğunuz eve geldiği zaman da siz de bu testi kendi kendinize yapın. Hı. Tek tek e, okuyarak. Hı. Hızlı konuşuyorsa Söz kesiyorsa, hızlı yemek yiyorsa, sakarlık yapıyorsa, sakaruk gibi olmuş bu, Sakarlık yapıyorsa, çarpışarak yürüyorsa, aşırı terleme ama bunun altını çizelim hocam. Organik bir sebebe bağlı değilse. Evet, organik bir sebebe bağlı olmayan aşırı bir terlemesi varsa, hormonal yani şöyle hmm. diyeyim, organik değil de hormonal bir e, nedene bağlı değilse, çabuk sinirleniyorsa, aşırı beklemekten sıkılıyorsa, Aynı anda birden fazla iş yapıyorsa? Hı. Bu kişi kesinlikle sabırsızdır. Ve bir doktora gitmesinde fayda var. Peki. Şimdi, Şimdi biz... bak bunun yansımaları nasıl oluyor biliyor musun Nur? Mesela bak çocuklarımızda dikkat edin. Bir kitabı sonuna kadar bitiremiyor. Bir metni, bir... E, ...dökümanı sonuna kitap kadar okuyamıyor. Acaba? Hayır başlasa da bitiremiyor. Başına bakıyor, Neden? sonuna bakıyor. Aşağı yukarı kanaat edindim diyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri... ...sosyal medyada sürekli yazıyorlar ya... ...o yüzden. Mesela bu... ...internette yazılar yazan tipler var. Böyle sözlükler falan var. Bunların çoğu eğitimsiz insanlar. Üniversite okuyan eğitimsizler. Doğru düzgün 50 tane kitap okumamıştır mesela. Niye? cümleler devri, küfürlü, hakaretli, eleştirinin hiçbir sistematik mantığı yok. Hiçbir yapılandırılmış şey yok. Sabırsız insanlar gördün mü bir hareket hemen dört tane cümleyle hakaret et aşağıla küfür et. Bizim çocuklarımız ergenlik dönemdekilerin hepsi böyle. Dikkat et çocuklar harfleri de yutar hale geldi. Teşekkür diyecek mesaj atarken teşekkür yazıyor. Bir de çocuklarda şöyle bir şey var hocam. Ee, bilmiyorum anneler babalar bana katılacak mı ama e, hiç emek harcamadan hemen bir şeye sahip olmak istiyorlar. Bunun en büyük nedeni bu sabırsızlık. Bak bu sabırsızlık. Mesela ders çalışmadan iyi not almak istiyor. Okulunu bitirmeden iyi bir meslek edinmeden çok para kazanmak istiyor. Bak bu siz şimdi bir sır vereyim size. Bir itiraf da aynı zamanda. Benim değil de Türk halkı adına. Türkiye'de en büyük dolandırıcılıklara bakın. En son bir tanesi oldu neydi? Çiftlik Bank. Doğru evet. mu? Hatırlıyor musunuz? Bu neden oluyor biliyor musun? Sabırsızlıktan dolayı oluyor. Hızlı, kolay. Şimdi bak bir bilimsel deney yaptılar. Çok önemli bir deney. Hemen bir görelim. Dolandırıcılık deneyi diye. Sizin nasıl dolandırıldığınıza dair çok ciddi bir şey. Bunun önlemini de anlatacağım. Bir gelsin dolandırıcılık deneyi. Anladınız mı? Yani emek olmadan aslında yemek olmuyor. Bir e, zahmet gerektiriyor bu hayatta bak bu bir şeye ulaşmak için. Bak Nur, çok önemli bir şey söyledi Nur. Çok önemli. Çiftlik Bank bu hadisesinde dikkat et. Ne dediler? Bir koy beş al. Dünyanın hiçbir yerinde bir koyup beş alacağım bir yöntem yok. Oradaki insanların çoğu gaza geldi. Bir koyup beş alacak ya. Adam da ufaktan senin dopaminini tetiklemek için sana bir koyup beş verecek o beşin onda birini, 20'de yirmide birini ufaktan verdi. Vay deyip sen de çevreni topladın. Oy deyip onlar da on binlerce kişinin parası gitti. Ne diye gitti biliyor musun? İşte bu sebeple. Dolandırıcılık hikayesinin kökeninde aslında sabırsızlık vardır. Peki bir adam ne yaparsa dolandırılmaz? Tek yolu var. Sabırla beklemesi lazım. Neyi? Sana her zaman satanlar ne diye satar? Son fırsat, son şans. Gidiyor. Aldın aldın. Bak herkes aldı bak. Bak seninki gidiyor. Reklamlarda da izlendiğinin son üç, son iki, son bir. Hemen geliyoruz. Bu sabır konusuna son noktayı Zafer Hocam koyacak. Sabır konusuna çok önemli bir bilgi verecek. Ama önce mutfağa gidiyorum. Sizin bir anlamda sabrınızı da ölçmüş oluyoruz. Sabır konusunda son üç cümlesi var ki mutlaka duymanız gerekiyor. Mutfaktan sonra geliyorum. Ayrılmayın.